Sevgili dostlarım, biraz size çiçeklerimden, bitkilerimden bahsetmek istiyorum, göstermek istiyorum. Bu evimin iç kısmında, pervazımın iç pervazda duran sukulent türü olan bitkilerim. Burada çok güzel sukulentlerim var. Böyle mix yaptım. Farklı farklı birer tane aldım. Bazıları benim üretimim. Onları da ekstra olarak ekledim. Böyle ince profiterol kapları var. Daha evvel yemiş olduğumuz profiterol kaplarını atmadım. Altını deldim ve kokopit toprak ve çok az da torf toprağı kullanarak güzel bir karışım yaptım ve güzel bir şekilde de duruyor şu anda. Bunu yazlığımızın bahçesinden aldım, getirdim. Bu da çok hoşuma gitti. Bunun dışında Aytekin Çiçekçilik'ten almış olduğum, burada benim mine çiçeklerim var. Ağaç minesi olarak geçen çok güzel. İki kök aldım. Biri turuncu sarı, biri pembe sarı şeklinde. Bunları mix yaptım. Bunun dışına şöyle dışına şöyle dışarı çıktığımızda şeker begonyanın ekstarcı var. Yine bunu Aytekin Çiçekçilik'ten aldım. Burada 3 tane katmerli petunyam var. Bunlar bazısı soldu, tekrar çiçek açıyor. Mesela şunlar tekrar çiçek açacak. Bakın şurada. Burada yine beyaz X-Large şeker begonyam var. Burada da bu üçü de benim kendi üretimim. Geçen anaç bitkimden aldım, ürettim. Mor telgraf çiçeği, trikolor telgraf çiçeği. Güzel de çiçek açtılar. Evet, burada Clivia'm var. Bayağı bir irileşti. Bir tane Menekşem var. Bunun toprağını, saksısını değiştirdim. Daha güzel bir forma ulaştırdım. Bunun dışında balkonumun dışına çıktığım zaman iç kısımda yine amaryllis soğanlarım var. Bakın burada bol bol. 4 tane amaryllis soğanı, bir tane zengerden aldım. Zengerden aldım olan var. O da ileride. Şimdi şöyle bakarsak burada benim çok güzel orkidelerim var. Bunları güzelce fısfısladım ve güneş alması için de güneşe bıraktım. Bakın burada fil kulağım var. Onun dışında okbaşı, signogyumum var. Şurada 1, 2, 3, 4 tane orkidem. Bu 5. orkidem. Bu 6. orkidem. Şu benim diğer kambriye orkidem. Onun dışında şöyle geldiğimiz zaman burada çok güzel Madagaskar yaseminim var. Antoryumum var. Annem de bu ölmüştü. Yani ölmüş gibiydi. Sadece bir tane şu vardı. Ben aldım dedim, bana ver. Aldım ve bunu çok güzel bir hale getirdim. Yeni yeni yaprakları çıkmaya başladı. Bunun dışında burada doğum günümde gelmiş olan bir tane de kalanşem var. O da çok güzel duruyor. Burada yine baktığımız zaman süs mandalinam var. Bunu nereden almıştım? Şeyden almıştım. İBB'nin flora tesislerinden almıştım. O da çok güzel duruyor. Burada fil bahrim var. Çok güzel çiçekli vaziyette, tomurcukları vesairesi açıyor. Açılan dökülüyor. Şöyle ilerliyorum. İlerledikçe burada kamelyam var. Bu pazardan almış olduğum portakalım. Portakal diyorum, limonum. Bu geçen seneki limonum, yeni yapraklar veriyor ve çiçek açtı. Bakın şöyle göstereyim. Çiçek açtı, çok güzel. Yapraklarını da verdi. Burada kum katım var. Kum katımda bakın yeni yapraklar veriyor ve buradan da çiçek açıyor sevgili dostlarım. Bunun dışında Medine gülüm var. Dışarıya koydum Medine gülüm. Gayet güzel vaziyette, serpili. Sadece çiçekleri artık zamanı geldiği için yavaş yavaş dökülmeye başladı. Şu anda sadece bir tane çiçeği kaldı. Onu göstermek istiyorum. Burada çeliklediğim kış hanı melisi var. Şunu suya koydum, köklendireceğim. Bunu da çelikleme yaptım. Yine burada çelik ile yapmış olduğum şey var. Full yasemini var. Bunu buraya koydum, güzel üstünü kapatmıştım. Bu arada benim Arap yaseminim de buradan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bakın çiçek şey veriyor, dal veriyor, çiçek yapacak güzel bir şekilde. Şöyle gelelim bakalım, burada yine çok güzel peruzambağım açmaya başladı. Burada yine begonvillerim açıyor. Burada yine trikolor telgraf çiçeğim. Bu da üretimim. Esas anaç bitki burada. Esas anaç bitki burada. Bayağı bir ürettim bu sene. Evet, burada yine fırça çalım var.
Burada şefleram, beş parmak bitkim var. Burada hanım elim var. Burada güzel çiçeklerini açmaya başladı. Burada güzel x'lar çiçekte olan bir dikenler tacım var. Burada yine bir dikenler tacım var. Bunu unlu bitter sarmıştı. Kurtardım. Şimdi çiçek açmaya başladı şöyle. Görselde gösterdiğim gibi. Bunun dışında yine burada bir dikenler tacım var. Bu da hafif pembemsi bir çiçek açıyor. Daha ince yapıda. Çok güzel. Bunun yerine koyduk. Gelelim buraya. Burada yine dikenler tacım var. Bu da beyaz renkli dikenler tacı. Bunda gerçekten formu falan çok güzel. Bunu pazardan almıştım daha evvel. Bunun dışında yine buraya geliyorum. Burada peruzambağım var. Kırmızı. Bunu Eyüp Sultanlı serasından almıştım. Geçen sene. Yani daha doğrusu Burak vermişti. Burada da istiridye bitkisi kötüleşmişti. Onu ayrı bir saksıya aldım. Burada üretimim kalonşe var. Yapraktan ürettim. Bakın burada pıtır pıtır çıkmaya başladı. Bunun dışında burada yine sukulent çiftçisi olanlarım var. Şöyle göstereyim, yine kendi üretimim. Yine burada diğer bir üretimim olan yine Musa Beşi istiridye bitkisi var. O da ayrı bir kaplı ürettim. Gelelim buraya. Burada full yasemini var. Ve içinde tohum kalmış şeyler çıktı. Gece sefası, akşam sefası. Burada gündüz sefalarım var. Bunlar güzel sarmaşık gibi yukarı çıkmaya başladı, tutunmaya başladılar bile. Bir tane sardunyam var. Bir yerden almıştım. Bu da yavaş yavaş kendine geldi. Yine kendi üretimim olan telgraf çiçeklerim burada var. Karanfil almıştım Aytekin Çiçekçilik'ten. Güzel, katmerli, beyaz. O da burada duruyor. Bu da yine kendi üretimim olan sukulentlerim. Şurada komşumdan almıştım. Bunlar da güzel çıkmaya başladı. Aşkın Gözyaşı'nın farklı pembe olmayan versiyonu. Bakın bunlar artık büyümeye başladı. Şu gördükleriniz. Şunlar şeyler. Dökülen miniklerden olanlar. Bakın mesela şunlar da büyümeye başladı. Bunların etrafındakileri döktüm. Bunlar büyümeye başladı. Şuraya indiğimiz zaman burada bakın aloe veralarım var, üretimim. Şurada hemen arkada yine yılbaşı çiçeğim var. Bakın bu da yine uçlarından yaprak vermeye başladı şöyle. Burada üzüm sümbüllerim var. Onları kestim ve beklemeye aldım. Burada ise guzmanyam var. Onu da beklemeye aldım. Burada benim aşkın gözyaşları pembe bitkilerim var. Onları size hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunları da şu anda üretime aldım. Bekliyorum şu an çıkmasını. Maşallah güzel ilerliyorlar. Arkada ananas bitkim var. Burada yine yapraktan üretimim, sukulentlerim var. İnci çiçeği, küpe çiçeklerim. Bunları budadım, kaybetmiştim çünkü. Budadım, şu anda yeni yapraklar veriyorlar dipten. Bu diğer küpe çiçeğim. Güzel formunda duruyor. Bu da diğer bir küpe çiçeğim. Arkada orkidelerim var. Bambu orkide, dendrobium orkidem. Burada pasifloram var. Şöyle göstermek istiyorum size. Pasiflora. Burada mor telgraf çiçeğim var. Pembe çiçek açan. Burada yine mor, beyaz, yeşil telgraf çiçeğim. Tricolor telgraf çiçeği. Mandavilla ya da sandavilla diye geçen güzel bir sarmaşık türüm var. Yine burada diğer bir versiyonu. Burada begonyamın farklı bir türü var. Kışında çiçekli kaldı. Burada yeşil telgraf çiçeğim var sevgili dostlarım. Onu da gösterdim. Şimdi gelelim buraya. Burada kendi üretimim saksılarım var. Hemen göstermek istiyorum size. Bunlar kendi üretimim. Bu kendi üretimim değil daha doğrusu. Bu geçen seneden donda kötü bozulmuştu. Onu kurtardım. Bakın şimdi buradan da yine dal vermeye başladı mum çiçeklerim. Şurada da dal veriyor. Bakın hemen orta göbekte. Birkaç tane buraya kendim diktim. Şu benim mesela kendi üretimim. Kendi çelikle almış olduğum mum çiçeğim. Bakın buradan dal vermeye başladı. Bu da ucundan dal veriyor şuradan. Şöyle göstereyim.
yandan. Evet, yani bunda gayet güzel. Donda çünkü bunlar öldü. Ben bunları evin içine almadım. Burada yine bir tane var. Onu da göstereyim yine. Genel itibariyle balkonumdaki durum bu şekilde. Ha, şurada iki tane de küpe çiçeğim var. Bir tanesi şurada. İkisini de ben Eyüp Sultanlı'dan aldım, Burak'tan aldım. Bunların da X-Starch diyebilirim şeyleri, çiçekleri. Bunlar da güzel. Şurada bir tane sukulentim var. Sukulent türüm. Bu burada güzel açıyor. Bunun dışında yukarıda bir tane gardenyam var. Burada da yine bir gardenyam var. Burada çilli begonyam var. Bu yaşam mücadelesi veriyor şu ana kadar. Bir de gelelim diğer bölümlere bakalım sevgili dostlarım. Bu oğlumun camının tarafı. Burada benim opuntia kaynana dili kaktüslerim var. Bunlar yeni yeni çıkmaya başladı. Bayağı da büyüktü. Yani şu anda inanamazsınız, kocaman oldular. Şu üstteki parçaların hepsi küçücüktü. Şu kadardı. Bunlar kocaman oldular baktığınız zaman. Bunlar burada gayet güzel duruyor. Burada yine sukulentim var. Bakın bu da çiçek açtı. Mutfak tarafına geldiğimizde de burada yine bir çileğim var. Burada sıklemenlerim var. Onlar dinlenmeye geçtiler artık. Tohumlarını toplayacağım yakında. Bakın burada tohumları oluştu. Bekliyorum ki tamamen kurusunlar. Şunun gibi olsunlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Daha sonra bunu açtığınız zaman içinde tohumlar olacak. Burada da çuva çiçeklerim var. Çuvalar da yavaş yavaş dediğim gibi dinlenmeye geçmeye başladı. Hafif hafif sulama temposunu bırakmıyorum. Bitki bir anda ölmesin diye. Mesela hala çiçek açan çuhalarım var. Yine keza burada da yine çiçek açıyor. Bunları işi bittiği zaman sevgili dostlar hemen çöpe atmayalım. Bunları güzelce üst kısımdan, toprağın üstünden kestiğiniz zaman hafif hafif bir sulama yaptığınızda seneye yine açıp size bu güzel yüzünü gösterecek. Bu arada tohum keseleri de mesela açmış. Onlar da toprağa dökülüyor. Bunları güzelce muhafaza ederseniz zamanı geldiği zaman sulama ile beraber yine üzerine bir streç film yaptığınız takdirde tohumlar da yine çimlenmeye ve mevcut saksıdan çıkmaya başlayacaktır. Burada da yine büyük bir aloe veram var. Bunu da oğlum çok seviyor. Oğlum istedi. Odasını aldı. Bunları yavrular çıkmıştı. Onları kendisi dikti. O da ilgilenmeye devam ediyor çiçeklerle. Bakın şöyle çok güzel göstereyim size. Aloe veram. Bunu değişiklik olsun diye fanusa diktim. Yani çok normal yapılacak bir işlem değil. Çünkü gideri yok ama tuzlaşma oranı artabiliyor vesaire. Ama şu ana kadar herhangi bir sıkıntı da olmadı. Bu da bayağı gelişmiş bir bitkim şu anda.